Şeytani niyetleri bu işaretler aracılığıyla tanıyabilirsiniz. Tüm insanlar bize karşı iyi niyetli değildir. Bu nedenle yeni tanıdıklar, romantik partnerler, patronlar veya iş arkadaşları söz konusu olduğunda özel dikkat gerekir. Hemcinslerimize karşı az veya çok savunmasız olduğumuz her ortam, zehirli davranışlar için mükemmel bir üreme alanıdır. Elbette yeni tanışılan insanlardan bu nedenle kaçınmak yanlış olacaktır. Güvensizlik insan etkileşimi için sağlıklı bir temel değildir. Ancak sağlıklı bir dozda şüphecilik tavsiye edilir. İnsan türünün özellikle manipülatif ve dolayısıyla tehlikeli örneklerinden bazıları şeytani niyetlerini gizlemekte son derece başarılıdır. Ancak biz onların yalan, savaş ve duygusal şantaj ağına düştüğümüzde gerçek yüzlerini gösterirler. İşin o noktaya gelmesini önlemek için bugünkü videomuzda size bu insanlardan uzak durmayı öğretecek en belirgin 5 erken uyarı işaretini özetledik. Birincisi, her zaman başkalarını suçlarlar. Eylemleri, kararları veya hataları için sorumluluk alamayan insanlardan sakının. Olgunlaşmamışlardır, güvenilmezler ve kendi çıkarları için çevresindeki herkesi hayal edebileceğinizden daha hızlı bir şekilde feda ederler. Sorumluluk almaktan sürekli kaçınan ve sürekli başkalarını suçlayan kişilerin omurgası yoktur. Bu insanlar sorumlu bir yaşamın gerçeklerini asla yerine getirmek istemeyen yetişkin bedenlerdeki çocuklardır. Dahası sırf kendi postunu kurtarmak için diğer insanları hiç tereddüt etmeden ihanet ederler. Bu uyarı işaretini ilk karşılaşmanın sırasında zaten test edebilirsiniz. Kariyerleri ve mesleki gelişimleri hakkında sorular sorun. Çeşitli aksilikler ve başarısızlıklar için Tanrı'yı veya dünyayı suçlamak isteyen birinin size kızgınlık ve hayal kırıklığından başka sunacağı bir şey yoktur. İkincisi, zayıflıklarınız ve sırlarınız size karşı kullanacaktır. Hayatınızın hangi detaylarıyla ilgili kime güvendiğiniz konusuna dikkat edin. Gizemli ve esrarengiz kalmak daha iyidir. Korkularınızı, endişelerinizi ve zayıflıklarınızı açığa vurmak sizi kaynar suyun içine atar. Ne yazık ki yalnızca faydalı bilgiler edinmek için sizi dikkatle dinleyen çok az insan vardır. Mümkün olan her şekilde sizi gözetleyeceklerdir. Gururunuz okşanabilir ve bu olağan dışı ilgiden hoşlanabilirsiniz. Ancak insanlar birbirlerine sebepsiz yere nazik davranmazlar. En azından çoğu öyle değildir. Bunun arkasında her zaman bir hesap vardır. Sizi olumsuz gösterecek her türlü bilgi er ya da geç aleyhinize kullanılır. 3 numara, patolojik kıskançlık. Hafife alınmaması gereken yıkıcı bir güçtür. Bir kez serbest bırakıldığında kıskançlık bizi kör ve sağır yapabilir. Önceden göze çarpmayan ve zararsız insanlar öfkeli canavarlara dönüşebilir. Yine başlangıçta gururunuzun okşanması gibi büyük bir tehlike vardır. Bir başkası bizi dünyayla paylaşmak istemediği için kendimizi seçilmiş ve üstün hissedebiliriz. Ancak aşk ve delilik arasındaki çizgi incedir. Kıskançlık birini zehirli bir şekilde etkisi altına aldığında onunla makul bir konuşma yapmak imkansız hale gelir. Gece gündüz demeden her adımınızda saplantıları tarafından takip edilirsiniz ve çevrenizdeki hiç kimse güvende olmaz. Obsesif davranış zararsız bir numara değildir. Genellikle doğrudan felakete yol açar. 4 numara. Yalan söylemek kanlarında var. İnsanları yalan söylerken yakaladığımızda katı bir sıfır tolerans politikası gereklidir. Yalanın ne kadar küçük ya da büyük olduğu önemli değildir. Birini yalan söylerken yakalamak kesinlikle kabul edilemez. Ya gerçekle ciddi bir ilişki sürdürürsünüz ya da sürdürmezsiniz. Burada uzlaşmacı bir gri alan yoktur. Yalan söylemek aslında dünyayı siyah ve beyaz olarak ikiye ayırmanız gereken bir alandır. Dürüstlük bir inanç ve tüm yaşamımızın hizalandığı bir standarttır. Yalan söyleme eşiği bir kez aşıldığında ve bu yanımıza kar kaldığında daha da fazlasını isteriz. Pek çok insan kendini üstün hissetmeyi sever. Yalan söylemek bir tür kendini onaylama haline gelir ve aldatma, sahtekarlık ve manipülasyondan paçayı kurtarmak sarhoş edici bir heyecana dönüşür. 5 numara, hayatın her alanında kontrol. İster kişisel ister profesyonel olsun,
size bir yetişkin değilmişsiniz gibi davranan hiç kimse varlığınızı hak etmez. Artık tasması sıkı tutulması gereken bir çocuk değilsiniz. Yaptığınız her şey üzerinde aşırı kontrol, kaçmanızı gerektiren kırmızı bir bayraktır. Çok geçmeden kişisel alanınız kalmayacak ve güçsüzleşeceksiniz. Sonuç olarak başkalarının hayatınızı kontrol etmesine nasıl izin verdiğinize dikkat edin. Birçok ilişki, harika bir arkadaşlık ya da kariyer hayali, zehirli insanların manipülatif parmakları oyuna girdiğinde paramparça olmak zorunda kalır. Bu kişiler her yerdedir ve ne yazık ki tehlikeli ve karanlık oldukları her zaman hemen anlaşılmaz. Birisi sizden çok hızlı bir şekilde çok fazla şey talep ettiğinde ya da sevgisini veya sadakatini size zorla kabul ettirmeye çalıştığında kesinlikle dikkatli olmak gerekir. İnsanlar genellikle özverili değildir. Her zaman kendi çıkarlarını düşünürler. Yeni bir aşk ve diğer güven ilişkileri yavaş yavaş büyümeli ve gelişmelidir. Bir gecede ruh eşiniz, en iyi arkadaşınız ya da işinizde uzun zamandır beklediğiniz akıl hocanız olmaya çalışmak en azından sizi uyarmalıdır. Aşırı cömert hediyeler, aşk yeminleri, uygunsuz sataşmalar ve özel hayatınıza şüphe uyandıracak kadar yoğun bir ilgi, şüphe uyandırması gereken uyarı işaretleridir. Biz insanlar birbirimizi yavaşça ve nazikçe tanımayı tercih ederiz. Yetişkinlikte flört etmek, arkadaşlık kurmak ve profesyonel bağlantılar kurmak, dikkatli adımlar ve zaman gerektirir. İçgüdülerinize güvenin, meşru şüphelerinizi dile getirin veya içgüdüleriniz size bir şeylerin yanlış gittiğini söylüyorsa onlara inanın. Diğer insanların aksine içgüdüleriniz özverilidir ve her zaman sizin tarafınızdadır.